Sayın Ali Fazıl Kasap. Buyurunuz Sayın Kasap. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, öncelikle geçirmiş olduğunuz COVID-19 rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu arada tüm sağlık çalışanlarına, bu konuda şehit olan, şu anda rahatsız olan tüm sağlık çalışanlarına, sağlık emekçilerine ve yardımcı sağlık personeline buradan selamlarımı iletiyorum. Allah sabır versin diyorum. Sayın Bakanım, 500 bine yakın insanımıza ve binlerce milyona yakın insanımıza sosyoekonomik destek sağladınız. Takdire şayan bir durum. Emeklilerin maaşlarını ödediniz, lütfettiniz. Kamuda taşeron kalmayacak demiştiniz. Sizden önceki Halef Selef Bakanlık, kamuda maalesef şu anda taşeron olarak çalışan, hatta işsiz kalanlar var. Jokerler kadro dışı kaldı. EYT'lilerin hakkını verecektiniz, söz verdiniz, maalesef verilmedi. Eşit işe eşit ücret sağlamadınız, 3600 gösterge gerçekleşmedi. Ama bu arada bunca yapamadıklarınızın yanında çok ciddi bir şey yaptınız. Ne yaptınız Sayın Bakan? Sayıştay raporlarıyla sabit olmak üzere, inkar etseniz dahi, yaklaşık 420 bin kişiye yersiz ve usulsüz ödeme yaptınız. Bu ödeme yaptığınızı önce inkar etseniz dahi bütçe konuşmalarında, bakın, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 4/22/2020'deki yazısı şu şekilde: 690 milyon lira civarında bir bedeli kabul ettiniz. Siz diyorsunuz ki bütçe konuşmalarınızda, tutanaklarda yazıyor, sadece 312 kişiye yersiz ödeme yapmışız. Yani burada istatistik bilen, ekonomi bilen insanlar var demişsiniz, dediniz. Ben de oradaydım. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu gelirleriniz var. Bakın nerelerden geliyor? Gelir ve kurumlar vergisinin %2.8'i, trafik para cezalarının %50'si, RTÜK gelirlerinin %15'i, bütçeye konulan ödenekler ve her nevi bağış ve yardımlar ve diğer gelirler. Sizin böyle bir fonunuz var ve bu fonu fütursuzca kullanıyorsunuz. Muhasebatı yok, muhasebe kayıtları yok, Sayıştay raporlarında yazıyor. Sayın Bakan, nasıl yaptınız 420 bin kişiye? Bu arada gerçekten engelli olan insanlarımızı burada tenzih ederim. Onlar bu konuda zarar görmeyecekler. Ayrıca Sayın Bakan, biz de istatistik biliyoruz. Ben tıp doktoruyum. Biyoistatistikte bir dersimiz var. Bir yıl istatistik gördük. Hangi rakamın anlamlı, anlamsız olduğunu biliyoruz. 420 bin çok anlamlı ve manidar bir rakam. 7 milyar lira da çok çok manidar. Şöyle manidar, size onu izah edeyim. 5 tane bakanlığın bütçesine eşdeğer. 5 bakanlık bütçesi. Siz 7 milyar lira, 7 milyon değil, 7 bin lira değil, 700 bin lira değil, 7 milyar lira. 2018 ve 19 Sayıştay raporuyla belgeli. Engelli olmadığı halde engelli ücreti, engelli bakım maaşı verilen binlerce insan var ve hepsi seçim dönemlerine gelmiş. Büyük bir tesadüf. Bu parayla Sayın Bakan neler yapılabilirdi? Hani hep övündüğünüz o şey var ya, 20 tane şehir hastanesi, 35 bin tane konut, KYK borçları iptal edilebilirdi, EYT borçları iptal edilebilirdi, EYT'liler şu anda emekli olurlardı. Ayrıca Bağkur borçları alacakları iptal edilebilirdi Sayın Bakan. Ama siz yapmadınız. Bunun yerine ne yaptınız? 420 bin kişi, 2 yılda yersiz ödemeler yaptınız ve bunlar engelli değildi. Ha, kimler engelliler mağdur edildi bu arada? Bakın, %95 raporu var. %95. Bu şahıs alamıyor. Sadece gözlerini oynatabilen bir engelli var. 2 yıllık raporu var. Ömür boyu rapor verilmesi gereken. Sadece gözlerini oynatabiliyor. Sadece gözlerini. Ve siz bu şahıslara maaş bağlamadınız. 4 ay maaşını kestiniz. Şu anda evinde. Size şunu söyleyeceğim. Bir sağlıkçı olarak şu anda hükümeti bulunduğu tablo nasıl bir tablo? Çoklu organ yetmezliğine girdiniz. Çoklu organ yetmezliği. Bir bakan düşünün, hastanesi var, devletin kurumlarından yer kiralıyor. Bir bakan düşünün, otelleri var, oteller zinciri var. Bu şahıs devletin hem kiracısı
hem devletin başında duruyor. Bir şahıs var 3-5 yerden maaş alıyor, bakan. Bir bakan var, özel okulları var. Birkaç yerden maaş alan bakanlarınız var. Nereden tutsanız kopuluyor. Gangren olmasın diye kol kestiniz en son Instagram'da. Instagram'da istifayı öğrendik. Reform diyorsunuz. Reformun Türkçe karşılığı, Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı ıslahata eşdeğer geliyor. Bir ıslahat fermanı vardı, bir de Martin Luther King vardı. Hangi haklarınızdan vazgeçeceksiniz? Bir. İkincisi, şöyle söyleyeyim. Tamamlayın efendim. Yoksulluk girmiş, yasaklar girmiş. Siz bu yasaklar ve bu yolsuzlukları kendiniz meylettiğiniz müddetçe emin olun reform da sizi kurtarmayacak. Sayın Bakan, siz teknolojiyi de yakından biliyorsunuz, istatistiği biliyorsunuz. Eğer yoksa teamül haline geldi artık, onu da size söyleyeyim. Instagram hesabınız yoksa size Instagram hesabı açalım. Sizi istifaya davet ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.